Erdoğan'la Putin arasında bir görüşme daha yapıldı Moskova'da. Bu görüşme, bu zirve başarılı mıydı, değil miydi? Şimdi bu sorunun cevabını arayan e, gazeteciler, analistler, politikacılar ikiye ayrılıyor. Birincileri e, sadece vücut diline bakıyorlar. Birbirlerine liderler nasıl yaklaştılar, nasıl baktılar, nasıl kucaklaştılar, el sıkıştılar vesaire. E, buna göre iyi gitti diyorlar ya da kötü gitti diyorlar genellikle birincisi. E, ikinci konuda içerik. içerikte ne oldu? Genellikle. E, İlk konuya iştahla e, eğilenler, ikinci konuya pek değinmiyor ama içerik tabii ki zirvelerin başarılı olup olmaması konusundaki temel konu. Şimdi e, Putin ile Erdoğan arasındaki Moskova zirvesinin içeriğine bakmadan... İlk konuda her şeyin normal olduğunu söyleyelim. Yani iki lider birbirleriyle çok sıcak e, temasa girdiler. Birbirlerini övdüler defalarca övgü. Hatta enteresan bir şey. Moskovski Komsomolets gazetesi e, ilginç bir değerlendiri yaptı ve Putin'in Erdoğan'ı defalarca övdüğünü söyledikten sonra dedi ki bizim liderimiz doğu usulü diplomasiyi öğrendi. Artık bu övgülerde son derece cömert davranıyor. Ama konu sorunlara geldiği zaman, İdlib'e geldiği zaman Suriye'de ya da Suriye'nin kuzey doğusuna geldiği zaman taraflar arasındaki Rusya ile Türkiye arasındaki sorunlar da ortaya çıkıyor. O konuda Putin dil ve tavır değiştiriyor dediler. Şimdi içeriye geliyoruz o halde. İçerikte Rusya açısından en önemli konu belki de Türkiye ile görüşmelerde İdlib'ti. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında bir İdlib mütabakatı, mütabakatı vardı ve buna göre Türkiye orada bir e, temizlik yapmak zorundaydı. Askeri temizlik bunu aylardır Türkiye yapamadı. Rusya'da kibarca uyarılarda bulundu. Yani çoğu kez e, Lavrov bazen Putin ya da değişik temsilciler evet burada Türkiye'nin işi zor bunu anlıyoruz ama iyi niyetle gayretle Türkiye çalışıyor dedi ama amadan sonrası da Türkiye'nin çok fazla idli bir temizlemede başarılı olamadı ki son zamanlarda Ruslar tekrar tekrar vurguluyorlar. İdlib'in %70'i %80'i neredeyse tümü HTŞ'nin eline geçmiş durumda. Orada tam tersine bir gelişme var. İslamcı teröristlerin egemenliği var. Herhalde kapalı kapılar ardında Rus delegasyonu ya da Putin bizimkilere ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en başta bunu sordu. Bunun ne şekilde sağlanabileceğini, neden sağlanamayacağını herhalde bu ciddi bir gündem maddesi olmuşa benziyor. Onun dışında bizdeki notlarda eee yapılan açıklamalarda gazetelerde internet sitelerinde ajanslarda ABD'nin çekilmesi olsun fıratın doğusu ile ilgili Türkiye'nin tasarladığı operasyon olsun tampon bölge konusu olsun bunlarla ilgili dikkat ederseniz çok fazla bir şey yok e, Bu konulara girindiğinde Rusya'nın vurgusu bir kez daha hissediliyor ne hissediliyor? Astana, Astana diyor Ruslar. Tekrar bu sürece daha güç verilmeli ve bir ay kadar sonra Şubat ayında e, Astana'nın üçlüsü yani Rusya, İran, Türkiye liderleri e, Rusya'da bir araya gelecekler ve sorunları Astana ile birlikte ele alacağız. Yani Türkiye'nin özellikle son zamanda ABD ile ilişkilerin yoğunlaştığını ve başka çözümlere de Türkiye'nin göz kırptığını düşünürsek Putin'in bu vurgusu da enteresan. Tekrar Astana'nın alt çizmesi önemli. Bir başka ilginç şeydi. Belki de zirvenin en önemli, en yeni, en ilgi çekici yanı da Putin'in birdenbire Türkiye ile Suriye arasında ta 1998'de yapılan terörizme karşı işbirliği anlaşmasını gündeme getirmesiydi. 1998'de PKK'ya karşı fiilen Öcalan'ın daha Suriye'de olduğu şartlarda Suriye ile Türkiye ilişkilerinin bozulmasının önüne geçmek için bir anlaşma yaptılar. E, terörizme karşı işbirliği mütabakatıydı. Bu Adana mütabakatıydı. Hatta bunun devamı da oldu. Yıllar sonra 2010'un sonlarına doğru 21 Aralık 2010'da daha geniş bir terörizme karşı işbirliği e, e, protokolü imzalandı. Ondan da birkaç ay sonra artık Türkiye ile Suriye'nin ilişkisi iyice bozuldu olmaya başladı ama Putin çok ilginç bir hamleydi bunu kendisi mi buldu yani danışmanlarından bir Ruslar mı buldu yoksa Şam bunu, bunu böyle bir şeyi fısıldadı Erdoğan'la yapılacak zirve öncesinde bilmiyorum çok da önemli değil belki ama Putin'in tavrı şu. Terörizme karşı işbirliğiyle bu tampon bölge ya da başka konuları temellendiriyor Türkiye. O halde işte Suriye'de bir iktidar var. Esad iktidarı. Onunla da sizin yaptığınız anlaşmalar var. Bu anlaşmaları kullanın ve sorunları çözün. Bu ne anlama geliyor? tekrar Esad'la Türkiye'nin ilişki kurması, resmi ilişki kurması, onu tanıması yolunda Rusya'nın belki ince ya da belki o kadar ince de değildir. Net bir tavırla Türkiye'ye baskı yapması anlamına geliyor. Yepyeni bir hamleydi bu zirve sırasında. İşin ilginç başka bir tarafı daha var. E, bu konuda Erdoğan bir konuşma yaparken evet konuyu gündeme geldi, gündeme getirdik ve Adana mütebakatının Yeniden ele alınması gerekir dedi. Gerekliğini belirtti. Yani Putin'in koyduğu çizgide bir adım atmış oldu. Eee Böyle bir mütabakat gündeme geldiğinde ne olacak? Kimle yapmışsınız anlaşmayı? Esad'la yapmışsınız. Herhalde yanın yenilenmesi ya da o e, protokole dönmek gündeme gelirse bir şekilde Esad'la ilişki kurmalısınız. Esad'la ilişki kuracak mı Türkiye? Bu konuda bir ayrıntı daha var. Belki ayrıntıdan daha önemli. Çünkü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuştu ve dedi ki ''Bizim Suriye yönetimiyle, Esad yönetimiyle ilişkilerimiz, temaslarımız var.'' bizim düzeyimizde değil. Neyi kastediyor herhalde? Cumhurbaşkanı düzeyinde, kendi dışişleri bakanı düzeyinde vesaire değil ama daha alt düzeylerde temasımız var. Yani gidiş Türkiye'nin Esad yönetimini bir şekilde resmi olarak tanıması, onlarla işbirliği yapması doğrultusunda. Tabii konu çok geniş. Bu olay Kürtlerin hoşuna pek gidecek tarzda bir şey değil ama sonuç olarak büyük devletler bunları belirleyecek, gelişmeleri belirleyecek ve herhalde Esad'ın da gayet hoşuna gidecek bir gelişme bu. Kendisinin resmi olarak tanınması yönelik ama diğer taraftan Esad'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığına karşı çok net açıklamaları var. Gelişmeler Türkiye'nin istediği doğrultuda gider mi? Cumhurbaşkanı'nın çizdiği plan doğrultusunda gider mi gitmez mi? Baya zor görünüyor şu son zirveden sonra. Şimdi bütün bu ıı, noktalarıyla özetlediğimiz zirve ile ilgili başta sorduğumuz soruya dönecek olursak. Zirve başarılı mı geçti, başarısız mı geçti? Bilmem sizce.